Dünyanın en doğru saati atom saatleri. Dünyada saniye bile şaşmadan en doğru saati gösteren atom saatleridir. Atom saatleri öyle kolumuza takabileceğimiz boyutlarda değil, ancak kol, kolumuzdaki saatler bile saniye gibi şaşmalar yapsa da atom saatleri bu konuda kesinlikle şaşmadan saati taka, takip edebileceğiniz bir keşiftir. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen internet, GPS gibi birçok teknolojinin temelinde zamanın doğru tespiti ve her yerde birbiriyle uyumlu olması vardır. İşte bize bu imkanları sağlayan en önemli araçlardan biri de atom saatleridir. Atomik saatler başka hiçbir saatin yapamayacağı kadar iyi derecede zamanı tutar. Hatta dünyanın dönme hareketi ve yıldızların hareketlerinden bile daha iyi bir zaman göstergesidir. Atomik saatler olmadan GPS teknolojisi ve internetin senkronize olması imkansız olurdu. Birçok atom ve molekül atom saatlerinde kullanılabilir. Fakat en yaygın kullanımı olan atomlar sezyum, rubidyum ve hidrojendir. Bu atomlar kullanılarak oluşturulmuş saatler arasındaki en büyük farklılık kullandıkları element atomlarının enerji seviyesindeki değişiklikleri tespit etme araçlarıdır. Şunu belirtmek gerekir ki bu atomlar kullanılarak yapılan saatlerin belli durumlarda diğerlerine göre büyük avantajları vardır. Örneğin kısa zaman diliminde hidrojen atom saatlerinin doğruluğu sezyum atom saatlerinin doğruluğundan 10 kat fazla iken uzun zaman dilimlerinde sezyum atom saatlerinin doğruluğu daha yüksektir günümüzde en kesin zaman çözüm ölçüm sonuçları sezyum atom saatleriyle elde edilir modern sezyum atom saatlerinin en yaygın türü uzun vadede ulaşılabileceği doğruluğu bir milyonlarca yılda bir saniyeden daha iyidir. Günlük yaşamımızda atom saatleri, internet, GPS ve radyo kontrollü saatlerle girmişlerdir. Bu saatler radyo sinyalleri aracılığıyla Colorado'daki atom saatiyle kendilerini senkronize ederler. Bu özellik Boulder, Colorado'da bulunan Amerikan Ulusal Standartlar ve Teknolojiler Enstitüsü tarafından kurulup işletilen sistem tarafından sağlanmaktadır. NIST'ten zamanı bildiren radyo yayını WWWB adındaki bir radyo istasyonundan yürütülmektedir. WWWB çok ilginç bir radyo istasyonudur. Yüksek verici gücünde 50 bin watt çok verimli bir antene ve son derece düşük bir frekansa 60 Hz sahiptir. Tipik bir AM radyo istasyonu 1000 Hz, 1 milyon Hz frekansında yayınlar yaptığı göz önüne alındığında WWB'nin sıra dışı bir radyo istasyonu olduğu söylenebilir. Düşük frekans ve yüksek gücün sağladığı avantajdan dolayı tek bir istasyon olan WWVB Amerika Birleşik Devletleri'ne ek olarak Kanada ve Orta Amerika ülkelerine ulaşma imkanına sahiptir. Aynı şekilde Çin, Japonya, Almanya ve Rusya'da atom saati istasyonları mevcuttur. Ülkemizde ise Türksat Saat TV kanalı Türksat bünyesindeki atom saatine göre saat bilgisi yayını yapmaktadır. Bu kanalda saat bilgisi ses tonundan verilmektedir. Receiver ses çıkışı irig B uyumlu saatlerle bağlandığında saat bilgisi otomatik olarak güncelleşmektedir. Peki zaman ölçümünde bu duyarlılık neden bu kadar önemli? Günlük yaşamımızda Yuvarlamalara alışık değil miyiz? Saniyenin trilyonlarda binindeki hatalar neyi değiştirir ki? Elbette günlük yaşamımız için pek bir şey değiştirmiyor. Ama bilim için bu duyarlılık çok önemli. Gerçek zamandaki bu ufacık sapmalar örneğin çok büyük mesafelerin uç büyüklükte ve küçüklükte değerlerin söz konusu olduğu kozmolojide önemli ölçülere tırmanıyor. Ayrıca kütle çekiminin mikro düzeylerdeki etkisi, manyetik alanların sıcaklık derecelerinin maddenin davranışı üzerindeki etkilerinin incelenmesinde de duyarlılık önemli. Peki nasıl çalışır atom saati? Aynı tür atomlar birbirleriyle birebir aynı frekansta rezonans üretirler. Ve bu titreşimler sıcaklık ya da diğer dış etkenlerden etkilenmezler. Bir atom titreşimini saatlerimizin bir tik tak sesine benzetebiliriz. Saatlerimiz bu sesi saniye başına çıkarırken örneğin bir sezyum 133 atomu saniyede 9 milyar 192.631.770 kez titreşir yüzden de yüzde bir saniye tekrar aynı değer sezyum olarak tanımlanmıştır. Eğer bizim saatlerimiz saatin kaç olduğunu gösteriyorsa bir atom saati bize zamanın ne olduğunu söyler diye özetleyebiliriz. Tabii ki daha kesin zaman ölçümleri için sezyumla yetinilmemiş ve çeşitli denemeler bilim insanları tarafından yapılmıştır ve yapılmaktadır. Atom saatinin icadından günümüze kadar olan gelişmeleri aşağıdaki zaman çizelgesinde görebilirsiniz. Geçmişten günümüze atom saati. 1945, Kolombiya Üniversitesi fizik profesörü Isidor Rabi, 1930'larda geliştirdiği atomik ışın manyetik rezonans tekniğiyle bir saat yapabileceğini ileri sürdü. 1949, NIST. Birinci Rabi'nin tekniğini kullanarak amonyak moleküllerinin titreşimine dayanan dünyanın ilk atomik saatini yaptığını duyurdu. 1952 NIST ilk doğru rezonans ölçümünü sezyum atomu ile gerçekleştirdi. Bu ölçümü yapan alete NBS 1 adı verildi.